Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı oldukça kolay, şık sunumu ve muhteşem lezzetiyle çay saatlerinizin favorisi olacak bir tatlı tarifi paylaşmak istiyorum. Tiramisu tart, yumuşacık kahveli ıslak keki ve ipek kreması ile bu tarif sizin de vazgeçilmeziniz olacak. Mutlaka denemelisiniz. Videoyu sonuna kadar izler ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi hemen tiramisu tartımızın yapılışına geçelim. İlk olarak keki için karıştırma kabına 2 adet yumurta ve 1 çay bardağı toz şekeri alarak 5 dakika beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Unutmayın, ne kadar çok çırparsanız kekiniz o kadar güzel kabaracaktır. Mutlaka yumurtalarınızın oda sıcaklığında olmasına da dikkat edin. 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edip 1-2 dakika daha çırpalım. Daha sonra elenmiş 2 yemek kaşığı kakao, 2 çay bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekleyerek malzemeler karışıncaya kadar çırpmaya devam edelim. Ayrıca burada eklemek istiyorum, kuru malzemeleri eleyerek eklemelisiniz. Böylece hem pürüzsüz kıvamlı bir kek elde edersiniz hem de kekiniz çok daha güzel kabarır. Tereyağı ile yağlayıp unladığımız 27 cm'lik tart kalıbımıza kek hamurunu boşaltalım. Kalıbımızı güzelce yağlayıp unladığımız için kekimiz kalıba yapışmadan kolayca çıkacaktır. Önceden ısıttığımız 170 derece fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 30 dakika keki pişmeye bırakalım. Kek pişerken biz de muhallebisini hazırlayabiliriz. Bunun için tencereye 1 adet yumurta sarısı, 1 çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı dolusu un ve 2,5 su bardağı sütü alalım. Malzemelerimiz pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar tel çırpıcı ile karıştıralım. Ardından tencereyi ocağa alalım ve orta ateşte muhallebi koyulaşıp göz göz oluncaya kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Kıvam alan ve koyulaşan muhallebi ocaktan alarak ılımaya bırakalım. Keki ıslatmak için uygun bir kap içerisine 1 tatlı kaşığı granül kahve ve yarım su bardağı ılık suyu alarak kahve çözülünceye kadar karıştıralım. Granül kahve yerine üçü bir arada veya ikisi bir arada gibi hazır kahvelerde kullanılabilir. Bu arada pişen keki fırından alarak soğumaya bırakalım. Ilıyan muhallebiye 100 gram, yani yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar labne peynirini ekleyerek mikserle 3-4 dakika çırpalım. Muhallebimiz hazır. Şimdi soğuyan kekiyi uygun bir servis tabağına ters çevirelim. Unutmayın, sıcak keki hemen ters çevirirseniz yumuşak olduğu için kolaylıkla parçalanabilir. Daha sonra hazırladığımız kahveli suyla kekin her yerini güzelce ıslatalım. Kekin kuru yeri kalmadığından mutlaka emin olalım. Ardından muhallebiyi kekin ortasındaki çukura boşaltalım. Muhallebimizi pasta sıvama aparatı veya bir spatula ile güzelce düzeltelim. Muhallebinin tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra her yerini kapatacak şekilde bolca kakao serpelim. Tatlımızı buzdolabına kaldırarak bir gece dinlendirelim. Dinlenen tatlıyı dilimleyerek servis tabağına alalım. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. 3 lezzetin bir arada olduğu kahve aromalı yumuşacık keki, ipeksi kreması ve sunumu ile göz dolduran, kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu tarifi sizler de mutlaka deneyin. Fotoğraflarınızı Instagram'da Nefis Yemek Tarifleri etiketiyle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sizin için daha önceden hazırladığım farklı tarifleri videonun sonuna ekliyor olacağım. Açıklamalardan hem bu tarife hem de çok daha fazla tatlı tarifine ulaşabilirsiniz. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zili tıklamayı da unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.